Ondan satış yapıldıkça kendisine hasılattan pay verilmesidir. Burada da dairelerin satışıyla birlikte fatura kesilecektir. Dairelerin satılmasıyla birlikte arsa sahibinin hasılat paylaşım hakkı doğmaktadır. Kat karşılığında ise dairelerin tamamlanarak arsa sahibine dairelerinin teslim edilmesiyle arsa sahibine kesilecek fatura veya faturalaşma da o gün meydana gelecektir. Dolayısıyla kat karşılığı sözleşme ile hasılat paylaşımı sözleşmesinin arasındaki fark, birinde daireler tamamlandığı gün, paylaşım yapıldığı anda faturaların tamamı kesilmekte, hasılat paylaşımında ise daireler satıldıkça hasılattan arsa sahibine pay verilmek suretiyle faturalaşma olmaktadır. Bu faturalaşma işlemlerinde katma değer vergisi nasıl uygulanacaktır? Arsa sahibi arsasını bir sözleşme ile müteahhite teslim etmiştir. Burada bina bitmediği, yapı bitmediği için herhangi bir faturalaşma söz konusu değildir. Ancak bir nolu tebliğde de, daha önceki tebliğ ve sirkülerde de bu konuya çok farklı yaklaşımlar vardı. Bu paralelde farklı yargı kararları vardı. Ancak bir nolu tebliğde de bu konu biraz daha derlenip toparlanarak net bir cümleyle işin bitimine bağlı olarak arsa sahibine dairelerin teslimiyle KDV doğar diyor. Yani o gün arsa sahibi eğer bir kurum ise faturasını kesmek suretiyle müteahhit firmaya teslim edecektir. Müteahhit firma da emsal bedel üzerinden buna dairelerini fatura edecektir. Burada kurum ise KDV var. Eğer arsa sahibi şahıs ise KDV mükellefiyeti değilse veyahut da arsa alım satımıyla mütemadiyen meşgul olan bir mükellef değilse, bunun ticaretini yapmıyor ise bunun müteahhite karşı tesliminde katma değer vergisi söz konusu değil. Şayet bu arsa sahibi vergi mevzuatına göre bir yılda birden çok veya birkaç yıl arka arkaya devamlı arsa alım satımı veyahut da gayrimenkul alım satımı işiyle uğraştığı tespit edilmiş ise bu kişinin de bu işin ticaretini yaptığı varsayılarak bunun da fatura kesmek ve KDV tahakkuk etmek suretiyle müteahhite arsasını kendisine düşen pay karşılığı fatura etmesi gerekir ve dolayısıyla da katma değer vergisi uygulaması gerekir. Şayet bu kişiye mükellefiyet gerektirecek konumdaki bir kişi değil ise fatura kesmesine, KDV'ye tahakkuk etmesine gerek yok. Ancak müteahhit maliyetlerini tamamladıktan sonra emsal bedel üzerinde de bazı yaklaşımlara göre %10'da kar etmek suretiyle devretmesi yaklaşımı var maliyenin ki bu da hukuksal olarak karşılığını bulan bir uygulama değil. Doğru olanı müteahhit maliyetlerini tamamladıktan sonra, işi bitirdikten sonra yarısını arsa karşılığı olarak, verdiği dairelerin karşılığı olarak arsa sahibine fatura etmesi gerekiyor. Arsa sahibi de almış olduğu bu faturayla kendisine düşen dairelerin o günkü maliyeti kabul edilerek ondan sonraki satış aşamalarında vergilenme veyahut da gelir vergisi yönünde kazanç elde etmesi gibi durumlar da söz konusu olabilir. Şöyle ki arsa sahibine 100 konutluk bir inşaat düşünün, 50 dairenin düştüğünü varsayalım. Bu 50 daireyi aldıktan sonra bir süre sonra bunları satacaktır. Elinde uzun süre tutar ise bir şartla, gelir vergisi kanunun 80. maddesine göre
5 yıldan fazla ötesinde kalırsa o zaman sorun yok. Ama 5 yıldan önce bunları da satmaya kalktığında bunlardan bir kazanç elde etmiş olacak. O kazancın tespiti sırasında maliyet ne olmalıdır? Arsa müteahhiti arsa sahibine payı karşılığı kesmiş olduğu faturalar o günkü dairelerin maliyeti olarak kabul edilmelidir. Kentsel dönüşüm değilse, son zamanlarda çok yaygın olan bir uygulama, özellikle İstanbul açısından şu anda çok yaygın olan bu uygulamada özellik nedir? Az önce bahsettiğimiz gibi katma değer vergisi oranları değiştirilirken, aynı tarihte çıkarılan 6306 sayılı yasa ve buna bağlı olarak daha sonra çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı ile büyükşehir sınırları dahilindeki inşaatlarda kentsel dönüşüm kapsamında yapılan teslimlerde 150 metreye kadar olan konutlarda katma değer vergisi kademeli sistemde değil %1 KDV uygulaması devam etmektedir. Diğer bir ifadeyle siz kentsel dönüşüm kapsamında kişinin veya kişilerin evini yıkmak, onun arsasını alıp üzerinde yeniden bir inşa yaratmak suretiyle tamamladığınız konutları müteahhit firma olarak, kurum olarak o kişilere devrinde 150 metrekarenin altında ise %1 KDV uygulamak suretiyle keseceksiniz. Bunun üzerindeki uygulamalarda ise %18 KDV uygulaması devam etmektedir. İndirimli orana tabi KDV iade işlemleri de KDV konumuzun içerisindeki bir başka başlık. Bu da biz meslek mensuplarını çok yakından ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla mükellefleri ve idareyi de ilgilendiren bir konudur. Genel anlamda indirimli orana tabi KDV iadesi hepimizin bildiği gibi satışın KDV'sinin düşük, alışlarının girdilerinin KDV'sinin yüksek olduğu hallerde KDV mevzuatımıza göre mahsup suretiyle indirilemeyen veya giderilemeyen KDV'lerin belli usullerde mükelleflere iadesini öngörmüştür. Bu iadeye de indirimli orana tabi KDV iadesi demekteyiz. Çeşitli sektörlerde bu tür iade uygulaması yapıldığı gibi inşaat ve gayrimenkul piyasasında da bunu yaygın bir şekilde yapmaktayız. Ancak diğer indirimli orana tabi KDV iadelerine nazaran daha sıkıntılı bir konu, sonuca olumlu yaklaşılamamasının, kısa sürede olumlu sonuç alınamayışının çeşitli nedenleri var. Bunlara da birazdan değineceğiz. Buradaki kriter nedir? 150 metreye kadar olan konutları kapsamaktadır. Her inşaatı, her gayrimenkulü kapsamıyor. Şöyle ki, KDV oranı %18 olan bir işlemde, satış veya teslim KDV'si %18 olan bir işlemde indirimli oranda iadeden bahsedebilir miyiz? Hayır. Dolayısıyla 150 metrekarenin altındaki inşaatlar için bu söz konusuydu. Hatta 1 Ocak 2013'ten sonraki uygulamalara bakıldığında bu iadelerin daha da azaldığı veya rakamların düştüğünü görmekteyiz. Şöyle ki satışların bir kısmı artık %1 değil, bir kısmı %8, hatta bir kısmı %18 sınıfına bile girdiğinde indirimli oran ile talep edilen iadenin düştüğünü ve hatta bazı maliyet hesapları veyahut da metrekare birim fiyatlarındaki tartışmalı konular dolayısıyla idarenin farklı bakışı veya bunun tespitiyle alakalı farklı belgeler istemesi, satışla ilgili değer düşüklükleri
satışla ilgili değer düşüklüğünün dışında teslimin gerçekten olup olmadığı ile ilgili yapılan araştırmalar ve benzeri hususlarda da KDV iadesi ile ilgili de ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Üçüncü başlık ise harçlar yönünde. Yani bu sektörün gelir ve kurumlar vergisi yönünden, katma değer vergisi yönünden ve harçlar yönünden üç ayrı noktada değerlendirilmesi gerekiyordu. Üçüncü değerlendirme konumuz harçlar yönünde. Malumunuz tapu işlemleri, gayrimenkul alım satımları, tapu tescilini tescil ile hüküm ifade eder ve başkasına devir ve intikali de tapu dairesine tescili sonrası kesinlik kazanır. Mevzuatımıza göre tapu harçları ilgili kanunda %20 alıcı, %20 satıcı olarak tanımlanmış olup gayrimenkul alım veya satımlarında bu harcın ödenmesi sonucu ancak tapu işlemleri tamamlanmakta ve teslim nihai bir sonuca ulaşmış olacaktır. Bu hangi şekillerde olur? Arsa sahibinin müteahhide arsa payının devriyle olabilir. En fazla ihmal edilen veya cezalı durumla muhatap olunan konulardan bir tanesi budur. Arsa sahipleri özellikle kat karşılığı veya arsa karşılığı inşaat sözleşmelerinde veya hasılat paylaşımı sistemlerinde arsayı tapudan faturalaşma esnasında devredip alım satım harcı ödememek veya düşük bedellerle ödemek suretiyle de sıkıntı yaşayabilmektedirler. Bir diğer konu ise müteahhidin arsa sahibine arsa sahibinin payı olan gayrimenkulleri devretmesiyle tapu dairesinde gerekli işlerin yapılabilmesi için tapu harcı ödenmektedir. Bir üçüncü şekli ise müteahhidin kendi payına düşen daireleri üçüncü şahıslara satması sonucu da harç, alım satım harcı söz konusu olmaktadır. Her ne kadar bu konu yeminli malum şartları çok ilgilendirmiyor ise de vergi incelemelerinde mükellefler en fazla mağdur olduğu konulardan bir tanesi de budur. Katma değer vergisi, kurumlar vergisi kaybı dışında harçlar yönünden de ciddi kayıplar yapılan denetim ve rapor çalışmaları sonrası ortaya çıkmaktadır. Belki hepiniz birebir karşılaşmışsınızdır. Bir mükellefiniz bir daire satın almıştır 3 sene önce. Daireyi satın almış olduğu inşaat firması veya müteahhit buna bir fatura kesmiştir ve bir de tapu vermiştir. Ancak yapılan incelemelerde faturanın tapuyla uyumlu olmadığı veyahut da satın alan kişinin banka kredisi kullanmak suretiyle banka üzerinde bir para aktardığı tespit edilmiştir. Bu tespitler de o kişiye bireysel olarak gönderilen bir mektup ile soru cevap şeklinde müfettişliklere davet edilmek suretiyle de sorgulanabilmekte ve o kişiler birey olarak da daha sonradan bu harcın muhatabı olabildikleri gibi geriye doğru yapılan incelemelerde o müteahhit eğer sizin mükellefiniz ise tekrar konu sizi dolaylı olarak da meşgul edecektir ve o harçların cezalı bir şekilde idareye yatırılması talep edilebilmektedir. Şimdi genel olarak bu konuyu bu şekilde izah ettikten sonra ne tür sorunlar yaşıyoruz? Bunları da gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve harçlar yönünden irdelememizde fayda var.
Gelir ve kurumlar vergisi açısından bakıldığında özellikle gelir vergisinde yaşanan en büyük sorunlardan bir tanesi kişilerin gayrimenkul ticareti yapmadığı halde az önce bahsettiğimiz 5 yıllık muafiyet süresine bağlı kalmaksızın veya buradaki herhangi bir ihmal veya hata dolayısıyla yapmış olduğu satıştan doğan değer artış kazancının vergi dışı bırakılmasıyla ilgili ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Burada 5 yıllık süre takvim esasına göre gün saymak suretiyle tespit edilmelidir. Örneğin 2000 yılı Aralık ayında alınmış bir gayrimenkulün 2015 yılı Aralık ayında satılması halinde Aralık'tan Aralık'a kadar yıl hesabı yapılmalıdır. Yani takip eden yıldan itibaren hesabı değil. Dolayısıyla gün hesabı yapılmak suretiyle 5. yılın günü ne zaman dolduysa muafiyet de o gün başlamış olacaktır. Gayrimenkul ticaretiyle uğraşan şirketlerde de bu 5 yıllık süreye bakılmaksızın eğer gayrimenkul ticaretiyle uğraşan gelir veya kurumlar vergisi mükellefi ise yaptığı her türlü devir ve intikaller, alım ve satımlar kurum kazancı olarak vergilendirilmelidir. Gelir ve kurumlar vergisi açısından gayrimenkul ve inşaat sektörünün yarattığı sorunlardan bir tanesi gelir veya kurumlar vergisi kaybı yanı sıra yeminli mali müşavirlerin tam tasdik raporlarında kurum kazancı yönündeki mesuliyetleri açısından da yapılacak takibat ve incelemelerin veyahut da ileride çıkacak olası vergi kayıplarının yeminli mali müşavire de yansıyacağı bilinmelidir.